Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Her hafta birbirinden farklı branşla ve konuklu ekranlarınızda oluyoruz. Bu haftaki konuğum psikolog Didem Atılmış. Kendisiyle çocuk gelişiminde ebeveyn tutumlarını konuşacağız. Merhabalar hocam, hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Sağ olun, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz hocam. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetinizden ötürü. Teşekkürler efendim. Bugün çocuk gelişiminde ebeveyn tutumlarını konuşacağız Hı -hı. ama onları konuşmadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Tabii. Ben 1992 Aksaray doğumluyum. Ee, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile danışmanlığı, klinik test e, e, uygulamaları e, ...çocuk gelişim ve zeka testleri okay. e, ve terapi, klinik terapi eğitimleri üzerine eğitimlerimi tamamladım. 3 e, yıldır Aksaray'da özel bir bakım merkezinde görev yaptım. E, şu an 3 yıldır da Aksaray Özel İnovat Tanesi'nde aktif olarak, severek çalışmaya devam ediyorum. Maşallah hocam, başarılarınızın devamını Teşekkür diliyorum. <laughs> Testlerden bahsettiniz, uygulamış <laughs> olduğunuz testler hakkında isterseniz bilgi vererek <laughs> başlayalım konumuza. Tabii, e, testlerimizi hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulayabiliyoruz. Evet. Bu farklı yaş gruplarına farklı şekilde becerileri ölçmek amacıyla çeşitli materyaller uyguluyoruz. Örneğin yetişkinler için hı hı. daha çok MMPI kişilik testleri, duruma özgü olarak anksiyete ve depresyon testleri uygulamaktayım. Hı hı. Çocuklar için ise objektif ve projektif testler, bunun akabinde Stanford-Binet ve WISC gibi kapsamlı zeka testlerimiz, geçerlik ve güvenilirliği son derece yüksek olan zeka testlerimiz var. Kendi yaş gruplarına göre, duruma ve ihtiyaca binaen bu testleri aktif olarak uyguluyoruz. Peki hangi durumlarda test uygulamaya ihtiyaç duyuyorsunuz hocam. E, bu testlerimiz daha çok çocukların e, davranış bozukluklarında e, saldırganlık, öfke kontrolsüzlüğü gibi dürtü kontrol bozukluklarında. E, daha sonrasında e, çocukların e, yine aileleriyle olan iletişim problemleri, özgüven eksiklikleri, içe dönüklük gibi <laughs> davranış problemleri, sosyal fobiler, okulda e, sınav kaygısı e, ve yine okula uyum problemleri. Ee, gibi birçok problemli davranışlarda ve buna e, ilave olarak e, enürezis, enkoprezis gibi idrar ve dışkı kaçırma durumlarında uygulayabiliyoruz ve e, bir de daha çok üstün zekaların e, ayrımı ya da e, zeka geriliği oluşan çocukların tespitinde yine biraz önceki bahsetmiş olduğum testleri uyguluyoruz. hocam. Bugün çocuk gelişimi ve tutumlarından konuşacağız demiştik. Biliyoruz ki biz de bir ebeveyn olarak çocuk gelişiminde Bizim tutumlarımız her zaman e, çok önemli. Hı hı. Biz bu e... Psikologlar da bunlar üzerinde çok duruyorlar. Tabii <laughs> biz de evlat yetiştiriyoruz <laughs> biliyorsunuz sizin de bir evet. evladınız var Allah <laughs> evet, bağışlasın. Sağ olun teşekkürler. Peki hocam çocuk gelişiminde biz ebeveynlerin tutumları nasıl <laughs> olmalı, nelerdir, tutumlar hangileridir isterseniz <laughs> onları konuşalım. E bugün ana başlıklar halinde bazı tutumlardan bahsedeceğim. Baskıcı otoriter ebeveyn tutumu, aşırı koruyucu ebeveyn tutumu, aşırı hoşgörücü ebeveyn tutumu, tutarsız ebeveyn tutumu ve demokratik aile <laughs> tutumları olarak ana başlıklar halinde bu tutumlardan bahsedeceğim biraz. Ebeveyn tutumları neden önemlidir hocam? Ee, ebeveyn tutumları aslında bireyin doğduğu andan itibaren ilk karşılaştığı kişiler anne ve babalar oluyor. Hı hı. Ve aslında e, bizim şemalar dediğimiz bazı kavramlar var. Birey doğduğunda e, şematik bulguları yani zihinsel tasarımlarını ebeveynlerini görerek e, onları rol model alarak onları kopyalayarak oluşturuyor. Ve bu zihinsel tasarımlarda anne babayı sürekli olarak gördüğü için ve onları rol model olarak seçtiği için ilerleyen yaşantısında yetişkin olduğu e, zamanda hayata hep o şekilde bakış açısında o şekilde şekillendiriyor e, ve bu kişilik özelliği akademik yaşantısı e, bunun haricinde ruh sağlığı, psikososyal düzeyi, başarı düzeyi gibi birçok noktada da bu şemalarla ailesinden gördüğü, e, kodladığı zihinsel tasarımlarla hayata bakıyor. Bu yüzden e, bizim ebeveyn tutumlarımız çocuklarımıza göstermiş olduğumuz iletişim şeklimiz son derece önem teşkil ediyor. Biraz önce başlıklar halinde söylemiştiniz hocam Hı -hı. ebeveyn tutumlarından. İsterseniz ilk olarak baskıcı ebeveyn tutumu nedir? Onları söyleyelim ve açmaya başlayalım. Tamamdır. Ee, i̇lk olarak baskıcı ebeveyn tutumundan bahsettik. Burada e, baskıcı otoriter yaklaşımını benimseyen ailelerin e, olduğu Hı -hı. sistemde e, evde yüksek düzeyde bir disiplin vardır. Bir askeri disiplin gibi düşünebiliriz bunu. Kural ve sınırlamalar son derece belirgindir, nettir, keskindir ve hiçbir şekilde esneklik durumu söz konusu değildir. E, çocuğun herhangi bir şekilde söz söyleme ya da bir görüş ifade etme imkanı çok fazla çocuğa tanınmaz. Hı -hı. E, aile her türlü şeyin kararını ve muhakkak yapar ve bu noktada da çocuk isteklerinin erteleneceğini ve yapılmayacağını der verilmeyeceğini gördüğü için. Daha çok gizlemeye, yalan söylemeye başvurur e, ve bu tip aile, e, bu tip ailelerde e, bağımsız ve kendine güvenen bireyler, e, kendine güven noktasında sıkıntı yaşayan bireyler olma eğilimi yüksek. Bu tip ailelerde yaşayan bireylerde e, dışarıdan bakıldığı zaman aslında özgüvensiz ve sessiz olarak neslendirilirler ama aslında içeriden psikolojik olarak biz değerlendirdiğimiz zaman son derece özgüvensiz, e, son derece e, bağımsız. E, bir kişilik olma eğilimi çok yüksek olur ve ilişki noktasında da ileride sıcak ve etkin bir iletişim ilişki kurma noktasında zorluk yaşar bu tarz kişiler. Baskıcı ailelerin yanında bir de ilgisiz aileler var aslında. Çocuklarına hiç ilgi göstermeyen bunlar da çocukların üzerinde büyük etkileri var. Hı hı. Peki ilgisiz aile yaklaşımı, ebe ebeveyn tutumları neler hocam? Hı hı. E, burada ilgisiz ailelere biz daha çok ihmalkar aileler olarak sınırlandırabiliriz bunları. E, bu tip ailelerde ne bir kural, ne bir düzen, hı hı. ne bir sınır vardır. E, aslında çocuğun ihtiyaçları kısmen karşılanır. Fizyolojik ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları karşılanır ama duygusal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmaz. Hı hı. E, ve bu noktada da ya da daha az karşılanabilir. Bu çocuklar daha çok bu noktada anne ile bağlanma problemi yaşayacağı için ileride yetişkin hayatındaki ilişkilerinde ya patolojik dediğimiz normal dışı bir bağlılık fazla bir bağlılık geliştirirler ya da bağlanma konusunda sıkıntı yaşar. Bağlanma konusunda bağlanamazlar karşıdaki kişiye. Sorun Sorunlu bir bağlanma evet gerçekleştirmiş olurlar. Bu ilgisiz ailelerin Tutumundan dolayı. Ha, evet, geliyor. ilgisiz ailelerde yetişen ebeveynler e, ya çok fazla bir bağlanma gösteriyorlar ya da daha az kaçınan ve problemli bir bağlanma örüntüsü gerçekleştirmiş oluyorlar. Peki aşırı koruyucu ebeveyn tutumu nelerdir hocam? E, burada da çocuk daha ihtiyaçlarını dile getirmeden, e, herhangi bir sıkıntı ortaya çıkmadan ailenin tedbir aldığı, çocuğun daha sıkıntıyla karşılaşmadan ailenin çözüm ürettiği, yaklaşımı görebiliyoruz. Burada bunun sıkıntıları nelerdir? Çıkabilecek sorunu çocuk daha karşılaşmadan aile çöz, çözeceği için çocuk hiçbir şekilde yine yetkinlik, bağımsızlık duygularını elde edemeyecektir. En ufak bir problemle karşılaştığında haliyle başarısız olacaktır, baş edemeyecektir ve aslında bu tarz çocuklarda biz fiziksel olarak bir büyüme meydana gelse de duygusal ve psikolojik olarak yeterli bir yetkinlik durumundan maalesef söz edemiyoruz ve kendi istekleri doğrultusunda hareket edemedikleri için kendi kararlarını veremezler ve daha çok hep birine bağımlı olarak yaşama durumunda kalırlar. Bağımsızlık ve özgüven konusunda da ciddi anlamda sıkıntı yaşar bu kişiler. Hocam yetiştirdiğimiz evlatlarımıza ve diğer insanlara da her zaman hoşgörülü olmayı isteriz, hoşgörülü gösteririz ama bunun aşarısı, aşırısı da zarardır değil mi? Peki evet. aşırı hoşgörülü ailelerde çocukları nasıl etkiliyor? Burada da bizim daha çok şımarık olarak halk arasında nitelendirdiğimiz aileler, aile yaklaşımlarını görebiliyoruz. Burada çocukların her istediği her zaman yapılır. Daha çok çocuk aileyi yönetir. Çocuğun da bu noktada bir düzen, sınır, kural olmadığı için her istediği her zaman yapıldığı için yine çocuklarda da güvensizlik duygusu tavan yapar. Çünkü ailenin bir bir seviyeye kadar neyin tehlikeli neyin tehlikeli değil bunun ayrımını çocuğa hissettirmesi Hı -hı. yani bu kural düzen sınırı koyması gerekir ama e, aşırı hoşgörülü aile yaklaşımında böyle bir durum söz konusu değildir ve dışarıdan bakıldığı zaman aslında çocuk mutlu gibi görünür yani her istediği yapılıyor hani şımarık olarak Hı -hı. nitelendiriyoruz ya her dediği yapılıyor ama aslında psikolojik olarak biz değerlendirdiğimiz zaman e, aile sınır çizmediği için çocukta tehlike duygusu yok, oluşmaz kendi yine becerilerini ortaya koyamaz güvensizlik duygusu son derece baskın olur. Ee, ve bu çocuklar özdenetim kurmada ...yine zorluk çekerler, özdenetim konusunda sıkıntı Hı -hı. yaşarlar. Ee, ve daha çok kural ve aktivite gerektiren, örneğin kreş gibi, okul gibi e, ortamlara girdiğinde de... ...bu çocuklarda biz hep davranış problemleriyle karşılaşıyoruz. Bunun sorumlusu da tabii ki de... Ebeveynler. <laughs> Ebeveynler. Ne yazık ki? Peki tutarsız aileler var. E, karşınıza hiç çıktı mı? Sizin yanınıza da geldiler Hı -hı. mi hocam danışanlarınız olarak? Siz tutarsız aile yaklaşımı gösteren ebeveynlere neler öneriyorsunuz? Hı -hı. E, tutarsız aile yaklaşımı aslında bizim klinikte en sık karşılaştığımız, en çok... E, problemleri gözlemlediğimiz aile yaklaşımı maalesef ki. Ee, burada çocuğun kendine güvende ve değerli hissetmesi için ailenin tutarlı davranışı çok önemli. Güvende ve değerli hissetmek için çok Hı -hı. önemli. Burada tutarlığı biz belli başlı boyutlara e, başlıklara ayırıyoruz ve aslında terapilerde bunları ailelere sık sık anlatıyoruz. Çok önemli nokta çünkü tutarlık Hı -hı. noktası. Birinci nokta burada e, ailenin e, ebeveynin söylemlerinin birbiriyle tutarlı olması Hı -hı. gerekiyor. Yani bir şeyi bir gün evet derken Ertesi gün aynı şeye ebeveyn hayır dememeli. Bunu çok karşılaşıyoruz. Çok sık karşılaşıyoruz ne dediğim gibi. E, i̇kinci nokta burada ebeveynin söylemleri ve davranışlarının tutarlı olması. Örneğin çocuğunun kahve tüketmesini istemeyen bir annenin kahve tüketmesi tabii ki tutarlı olmuyor. Çünkü onu rol model aldığı için e, çocuklar onu rol model aldığı için çok tutarlı olmuyor bu davranış. Bunun haricinde anne ve babanın birbiri arasındaki tutarlılığı da çok önemli. Bununla da çok sık karşılaşıyoruz. Hmm. Yani herhangi bir kararda hem fikir olmalı anne baba. Anne hayır derken baba hayır dememeli, e baba evet dememeli pardon. Her ikisi de kararlarında tutarlı olmalılar ki yine çocukta güven duygusu oturabilsin. E, tutarsızlık aslında derslik duygusuyla biraz önce söylediğim çok bağlantılı ve bunu çok sık gözlemliyoruz. Anne babanın birbiri arasındaki tutarlılığı da bu noktada çok önemli. Burada bir örnekle açıklamak istiyorum. Tutarsızlık da e, çocukta derslik duygusu e, yaratıyor ve bu noktada örneğin e, masaya su döküldüğü zaman anne kızmadı örneğin bir darvanış e, durumu Çocuk masaya su döktü ve anne tepki verip kızmadı. Hı hı. Çocuk masaya tekrar su döktü ve anne yine kızmadı. Daha sonraki bir zaman diliminde çocuk masaya su döktüğünde eğer ki anne tutarsız davranıp çocuğa kızarsa çocukta bir süre sonra şu biliş oluşacak. Daha önce ben masaya su döktüm ve annem bana kızmamıştı. Şu an annem bana kızıyor. Masaya su döktüğüm için kızmış olamaz çünkü bu daha önce annemde bir kızma davranışı oluşturmamıştı hı hı. ve düşünüp e, kafasında kurmaya başlıyor. O zaman annem bana neden kızdı ve bu durumu içselleştiriyor. Çünkü ben değersizim, çünkü ben sakarım, çünkü ben kötüyüm gibi birçok şeye sebep oluyor. Çocuk neler düşünüyor kafasında? Evet. Aslında hiç öyle bir şey yok. Aynen öyle ama burada çocuk maalesef kafasında çok farklı senaryolar oluşturabiliyor ve değersizlik duygusu dediğimiz çok önemli bir noktadır bu. Bunu Ta erken dönemlerde çocuğun zihninde maalesef ki kodlamış oluyoruz. Hocam bir de benim aklıma şu takılıyor. Örneğin e, çocuklarımızı ödüllendirme ya da e, farklı bir konu olacak ama bir söz verir hı hı. ebeveynler sen hı hı. bunu yaptığın zaman yaparsan sana söz veriyorum bunu alacağım ya da bunu e, bu şekilde ödüllendireceğim hı hı. der ve yapmazlar. Bu bir tutarsızlık ol olur diyebilir miyiz? Kesinlikle bu da çok önemli bir tutarsızlık. Burada da yine e, yani ebeveyn çocuğuna herhangi bir şekilde bir şey yapacağını vaat ediyorsa bunu mutlaka yerine getirmeli. Burada hani çocuk çünkü yine bizi rol model alıyor. Orada hı hı. şemalarını bizim davranışımızla güven duygusunu da yine aynı şekilde bizim davranışımızla kodluyor. Çocuğa herhangi bir şekilde vaat veriliyorsa hı hı. ne olursa olsun bu vaat yerine getirilmeli. Çünkü o duyguyu çocuk zihninde oturtması lazım, yaşaması lazım. Biz daha çok şöyle durumlar da görüyoruz. Şimdi tutarsız bebeğinlerde... ...çocuklar daha çok aileyi yönetiyor dedim. Yani hı hı. E, bu ne demek? İşte ağlayıp bağırıp ağladığı zaman... ...aileye isteklerini yaptırabilen bir çocuk... ...bunu çok güzel yine kodluyor, öğreniyor... ...ve sürekli olarak bu şekilde... ...ebeveyni isteklerini yaptırmaya çalışıyor. Bu yaş ilerledikçe de aynı şekilde oluyor çocuklar. Yaş ilerledikçe de evet aynı şekilde oluyor... ...ve ilerleyen yaşlarda da bunu... ...karşı taraftaki işte evlilik ilişkisinde... Hı hı. ...ya da sosyal ilişkilerinde de uygulamaya çalışıyor. Aynı taktiği. Ama işe yaramıyor bu ve problemlerle karşılaşıyor. Sonrasında e, yine kendine yönelik güvensizlik duyguları psikolojik olarak yıpranmalar yaşayabiliyor evet. bazen belki depresif anksiyetik durumlar yaşayabiliyor bu tutarlılık özellikle bu noktada son derece önemli bu sebeplerden ötürü. Peki hocam siz bir psikolog olarak hangi ebeveynlerin hangi yaklaşımlarda bulunsun? Sizin doğru bulduğunuz yaklaşım nedir? Hı hı. E, bu noktada aslında önerdiğimiz ve doğru bulduğunuz yaklaşım demokratik aile tutumu. Burada aile e, nasıl tepkiler veriyor? Kural, düzen ve sınırlar son derece belli ve var. Çünkü e, bu çok önemli yani çocuklarda tabii ki ödül ceza olmalı, kural, düzen, disiplin olmalı. Hı hı. Çocuk bunu bilmeli. Ancak ancak burada önemli olan şey çocuk bunu bilirken aynı zamanda ebeveyn tarafından sevilip değer gördüğünü de hissetmeli ve e, kendi fikirlerini ortaya koyabilmeli. Burada e, örneğin hava soğuk mesela. Kazak giyeceğiz, hı hı. hava soğuk ama hangi kazağı giyeceğine sen karar verebilirsin, sen seçebilirsin. Bu örnek mesela çocuğu yetkin hissettirebiliyor, kendine güveni oluşuyor, aileyle olumlu bir e, orada sevgi, ilgi görme, hı hı. değerlilik duygusu pekişmiş oluyor. Yani biz kural sınırı düzen koymalıyız, e, bu kurala çocuğumuzun uymasını sağlamalıyız. Ama bunu yaparken de kendi görüşlerini, düşüncelerini, işte ona sevgi ve değerli hissettirerek bunu bu ortamı yaratarak sağlamaya çalışmalıyız. Demokratik aile tutumunda da aslında bu yapmış oluyoruz. Aslında yapacağımız çok basit ama hı hı. biz bunu bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Evet aynen öyle. Bu sorunlar zaten bilmediğimizden kaynaklı hı hı. değil mi hocam? Bu tutumları nasıl davranmamız hı hı. gerektiğini. Değerli izleyicilerimiz sizler de eğer bir bu bu gibi sorunlar yaşıyorsanız psikolog Didem Hanım gerçekten yani bu işi yapan Hı -hı. insanlar var. Onların yanına gidip konuşabilirler değil mi hocam? Hı, tabii Sizden ki, yardım evet, alabilirler. Tabii ki. Bir psikoloğa gitmek artık bir ayıp değil, Hı -hı. E, kınanacak bir Hı -hı. şey değil. Sizin sorunuzla gidip Hı hı. Anlattığınız zaman eminim ki en Kesinlikle güzel şekilde öyle. bilgiler verip hı hı. yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle kişiyi son derece e, tabii ki rahatlatabilen birçok noktada kafasındaki soru işaretlerini giderebilen e, olumlu olarak olumsuz olarak kendi hayatına şekillendirebilip farkındalık sağlayıp farklı bakış açılarla e, ilerlemesini sağlayabileceğimiz bir sistem aslında psikoterapi yöntemi. Hı hı. tabii bu sistemde ilaç tedavisini ben yapmıyorum. E, psikoterapi dediğimiz şey kişinin bazı noktalarda farkındalık geliştirebildiği, hı hı. kendini daha çok keşfedebileceği ve hayata dönük olarak problem yaşadığı şeyleri değiştirebileceği bir nokta. E, bu konuda da terapilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. <laughs> Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Rica İyi ki geldiniz. <laughs> çok sağ olun. Ben Sizi teşekkür ediyorum. Sizi çok memnun olduk efendim. <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi web tv ekranlarında olacağız. Hepinize mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın.